Lastiklerimiz şu an biz lastik yaz ayındayız. Lastiklerimizi öneriyoruz. Lastik yaz lastiğini öğreniyoruz. Şimdi bizim yılın 12 ayında Urfa'da yaz kış var. Düzgün olarak da kar lastiği, kar yok bizde. Kar lastiği takıyorlar. Bizim tavsiye edeceğimiz lastikler işte yaz lastikler. Urfa'da yaz lastikleri önemlidir. Fren mesafesi veya örnek vereyim az yakıt yakması. Lastiklerimiz uzun yola nasıl size söyleyeyim yani kış lastikleri takanlar var yazın. Kış, onlar arabayı yoruyor, fren mesafesi ve daha fren şeylerinden dolayı biz lastiklerimizi şey yapmamız lazım. Lastikleri değiştirirken mesela rot balans ayarı, balans ayarıdır. Şu sibopları, çürümüş siboplar ve lastiklerimizin tarihi önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ya lastik yazlığı takma bazıların günahına giriyorlar. Fren mesafesi veya arabayı yoruyorlar. Araba çok yakıt yakıyor. Yani canım malla şey yapıyorlar yani öyle söyleyeyim size. Tabii ki mesela hepsinde nasıl size söyleyeyim atalarımız diyor ya en bağlısını alın. Malın en bağlısı iyisidir. Mesela Bridgestone, Lassa bu tür lastikler. Bazıları ise şeyle kaçıyorlar, ucuza kaçıyorlar. Onlar da iyi değil. Aniden çabuk eğilme. Baya var. Çabuk kaşınma, ses, arabaya görüntü yapıyor. Fren mesafesi azalıyor. Lastikler yıpranıyor yani. Arabayı da yoruyor. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiğini takmasını öneriyoruz. Veya arabaların rot balans ayarını yapmalarını tercih ediyor. Çünkü adamlar rot balans yapmıyor, lastikleri ölüyor. Öldüğü zaman diyor lastikleriniz kötü. Lastiklerini siz karantili verdiniz. Evet. Onun için... Rot balans ayarı yapmak lazım. Yapmak lazım. O ne oluyor mesela? O biraz açıklasın. O mesela ön düzen ayarı, direksiyon ayarı. Evet. Arabanın düz gitmesi, sağa sola gitmemesi için yan yememesi lazım. Şu şekilde mesela lastiğin bir kenarı gidiyor, bir kenarı sıfır kalıyor. Ön düzende öyle parçalar yaşanıyor. Onun ayarını yapmaları lazım. Yani lastiğin bir raf ömrü 10 yıl. Evet. Lastiğin kullanıcıya bağlı bir şey. Kilometre. 10 bin kilometre veya üstü. Bir de çürümüş lastikler dolayı. Çürümüş lastikleri değiştirmemiz lazım. Mesela bir patlak 100 lira civarıdır. Urfa'da ucuz yani şey olarak. Lastik değişimi ne kadar oluyor? Lastik... Bir arabanın 4 lastiğini değiştirmek istese ne kadar? Ya en fazla 304 liradır. Fazla değil yani. Yeni lastik değil mi? Evet yani mesela bizden alınan lastikler ücretsiz biz değiştiriyoruz. Evet. Ama başka kişi mesela bizi tercih ettiği için fazla almıyoruz. Yani. Ya mesela değişiyor. Ebatına göre değişiyor. 10.500'e var, 11.000'e var. Değiş markasına göre. Ne kadar çıkıyor bu fiyatta? Yani 30.000'e, 50.000'e kadar çıkan lastikler var. Markaya, kalitesine göre? Evet. Bir de ebatına göre. Evet. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir Broadway lastiği 7.000 lira. Evet. Örnek vereyim. Bir Passat lastiği 25.000 lira. Değişiyor.